Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu sefer yine Merve ile beraberiz. Daha önce Merve ile batik boyama videosu yapmıştık böyle hobi anlamında. Evde yapacağımız etkinlikler olarak. Bugün de böyle bir çam yapma etkinliği yaptık. Merve bayağı bir yaptı böyle bu arada arkadaşlar. Böyle kendine de yaptı, hediye etmek için de yaptı. Bileklik de yaptı, çam da yaptı. Değişik değişik boncuklardan yaptı. Bu arada videonun başına ben şunu söyleyeceğim. Çekilişle bir kişiye istediği tarz bir bilekliği veya çarmı biz yapıp hediye edeceğiz arkadaşlar. Çekilişin kurallarını videonun sonunda anlatacağım. Şimdi Merve neleri almış, neleri sipariş etmiş onları anlatsın bize. Ben gülen yüzlü ve kalpli yıldızı çok istiyordum. Kendime yaptım zaten bunları. Harfler satın aldım. Renkli renkli harfler aldım. Bir de sarı yaldızlı aldım. Bir de şöyle yuvarlak aldım. Bunların alırken dikkat etmeniz gereken nokta boyutları. Şöyle mesela bakın küçük. Yani bunların boyut boyut değişiyor. Ben büyük aldım. Çarm yapmak için ip aldım. 10 metreymiş bu ip ve ben 7 tane yaptım, hala da var. 2 tane almıştım, fazla fazla yetti. Şimdi bir tane değişik bir çarm yapacağım, telefon çarmı. Telefon aksesuar olarak kullanmak için yapacağım. Hazırsak başlayalım. Bir de bir şey diyeceğim Merve, Tabii. biz neleri sipariş etmiştik? Kazala bize yanlış gönderdiler, sonra bir şey oldu. Ne oldu? Unuttum, hikayeyi unuttum ya. Ben Trendyol'dan sipariş verdim. Şunları aldım ben sadece ama onlar bana şunlar yerine, şu ikisi yerine şunları yollamışlar. Ben de daha sonra yanlışlıkla eksik olduğunu söyledim. Onlar da bana yardımcı oldular. Onlar sizde kalsın. Bunlara zaten Vay. sipariş vermiştim. Onlar sizde kalsın dediler. Bunları tekrar bana yolladılar. Tam bir müşteri memnuniyeti. Evet, şunu sonradan yolladılar. Çünkü ben onları söylemiştim ama gelmedi. Elimde o yüzden çok fazla birikti. Bu şekilde oldu yani. İyi bakalım. O zaman bir tane demo yapalım. Tamam, yapalım. Dediğimiz gibi videonun sonunda istediğiniz tarzı size soraraktan bileklik mi, çam mı veya ne tarz istiyorsunuz, hangi boncuklar istiyorsanız bir tane yapacağız. Çekilişle hediye edeceğiz. Çekilişin şartlarını videonun sonunda anlatacağım. Zaten delikleri var gördüğünüz gibi. Böyle iplerden geçiriyorsunuz. Ne renk isterseniz. Ben renkli aldım. Bunların koyu renkleri var. Ben soft renk tercih ettim. Daha çok hoşuma gitti çünkü. Daha farklı çeşitli modeller var. İlla hani bunu almak zorunda değilsiniz. Ne tarz yapacaksın şimdi Merve? Ben ismimi yazmayı düşünüyorum gold detaylarla. Önce yıldızları taktım, sonra ismimi takıyorum. Çam mı yapıyorsun, bileklik mi? Çam yapıyorum. Bilekten şunlarla yapmayı düşünüyorum daha büyük olduğu için. Yazın takılır. Onları zincir almayı düşünüyorum. Daha sağlam olsun bileklik olarak. O zincire takacağım. Doğru. Bujiterilerde böyle hani satılıyor ya bileklik. Düz renk. Gri. Bu şekilde. Şöyle yaptım. Devam ediyorum yıldızlardan. Kendi isteğime kafama göre yapıyorum. İlla şimdi sıralaması yok yani. Merve'den doğaçlama çam teknikleri. Ama güzel yaptım doğaçlama olarak. Aynen, bunun için doğaçlama yaptın Kendi değil mi? kafama göre aynen. Çok iyi ya. Güzel bir hobi. Gerçekten güzel. Yaptıklarını güzellik sıralaması yapsan en çok hangisini beğendin Ben falan. en çok bunu beğendim. Birinci sana da bu var bence bana kalırsa. İkinci bu. Gülen suratlıyı çok sevdim. Üçüncü bu. Ama tabii hani mesela ben şunları hediye yaptım ama hani o insanlar daha soft şeyler sevdiğini düşündüğüm için öyle yaptım. Ben Kişiye biraz göre. daha renkli şeyim. Renkli seven renkli, soft seven soft diyorsun. Aynen öyle. Çeşit seven çeşit, sadelik seven sade. Evet. Daha sonra gülen yüzlü açayım. Çok tatlı bakar mısınız yani? Rengarenk. Satıcı çok ilgiliydi. Ben biraz yanlış gönderdiklerinde heyecanlanmıştım ama telafi ettiler.
gözleri çıkartıp love yazmaya karar verdim. Tekrar yıldızlardan devam edeceğim. Kalp de koyabilirim aslında. Kalp mi daha güzel olur, yıldız mı daha güzel olur? Şu an bir ikilemdeyim. Kalp koyayım, değişik olsun. Kısalığı tamamen size kalmış. Nasıl isterseniz. Birkaç tane de yıldız ekleyeyim. İşte böyle arkadaşlar. Yani sizin tercihinize bağlı. Ben bazen uzun kullanmak, bazen kısa kullanmak için bu defa da kısa yaptım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. O zaman kısaca çekilişim kurallarını anlatıyorum. Yorum bırakıyorsunuz arkadaşlar. Like atıyorsunuz. Yorumlardan ID'nizi görüyor olacağım ve ID'ye göre çekiliş yapacağım. Bir de abone olmanızı rica ederim arkadaşlar. ID'nizden dolayı abone aldığınız zaman ben görebiliyorum zaten. Hem abone olmuş hem de yorum yazmış arkadaşlar varsa çekiliş yapıyoruz. Bir tanesini hediye ediyoruz. Bir sonraki etkinlik videomuzda görüşmek üzere.